Şimdi okulumuz edebiyat öğretmenlerinden Mehmet Demirkıran öğretmenimizle ikinci yayınımıza geçeceğiz. Ben 147. dönem mezunlarından 2019 yılında mezun olmuş Şehvali Dara Akgül. Bu sene de Perteminyal Mentörlük Programı kapsamında yer alan öğrencilerden biriyim. Perteminyal'den Yetişenler Derneği'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Mehmet Demirkıran öğretmenimize devam ediyoruz. Mehmet hocamız bizim okulumuzun şu anki edebiyat öğretmenlerinden. Kendisiyle beraber Münazara Kulübü'nde çalışmıştım öğrencilik yıllarımda. Hali hazırda çalışmaya devam ediyorum. Münazara Kulübü'nün danışman öğretmeni aynı zamanda. Aynı zamanda deneme kulübünde de danışman öğretmenlik yapmakta. Mehmet hocamızın yayına katılmasını beklerken tekrardan hatırlatmış olayım. Bu yayınların hepsi hem Instagram TV özelliğinde kaydedilecek hem de YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Dolayısıyla YouTube kanalına abone olmayı ve çevrenizdeki pertevniyelileri de YouTube kanalımızı izlemeye teşvik etmenizi beklemekteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hocam, ilk olarak nasılsınız? Karantina günleriniz nasıl gidiyor? Evde neler yapmaktasınız? Teşekkür ederim. Geçen seneden bu yana kadar karantinaya girdik. İlk başta bir bocaladık ama zaman içerisinde buna ne yaptık? Alıştık. Evden devam ediyoruz. Teknolojiyle biraz daha fazla haşır neşir olduk. Bir tek şey var işte yüz yüze eğitimin bir farklı yönü var. O daha farklı olan bir şey. Ama onun dışında evden devam ediyoruz. Mesajlarla öğrencilerle haberleşiyoruz. Yine Zoom üzerinden görüşüyoruz. Son sınıflarda görüşüyorduk okulda ama şimdi onlar da şey yaptı, uzaktan eğitime geçtik. Böyle devam ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda atlatırız. İnşallah hocam, en kısa zamanda atlatmak hepimizin temennisi. Ne kadar Zoom'da ya da sosyal ortamlarda görüşüyor olsak da yüz yüze görüşmenin yerini almıyor hiçbir şekilde. Evet, Hocam, bir sorum şu olacak aslında size. Perteniyel'deki öğrencileriniz ve ben sizi tanımaktayız. Fakat bir de izleyenlerimizden eğer tanımayanlar varsa diye bize kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yılında Perteniyel'de öğretmenliğe başladınız? Nerede doğdunuz? Nerelisiniz? Gibi biraz kendinizden bahsederseniz çok seviniriz. ben 1968 Bartın doğumluyum. Bartın Zonguldak'ın ilçesiydi. Daha sonra 1991 yılında il oldu. İlkokulu, ortaokulu Bartın'da bitirdim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdim. 91 yılında Sarıyer Ticaret Meslek Lisesi'nde başladım. Sonra Eyüp Lisesi'ne geçtim. Şimdi Eyüp Anadolu Lisesi. Sonra Sami Ayverdi Anadolu Lisesi'ne geçtim. 2017 yılında da okulumuza geldim. Pertemgel'e geldim. Hatta şey diye demişlerdi bana nerede çalışıyorsun diye. İşte caddenin bir kenarına geçtim. Yine Vatan Caddesi'nin etrafındayız. Oradan oraya geçtim. 2017'den beri Pertemgel'deyim. Perteminyal Lisesi'nde çok fazla anınız birikmiştir muhtemelen görev yaptığınız süreler boyunca ve hala yeni anılar biriktirmeye devam ediyorsunuz. Rica etsem böyle en aklınızda kalan anılardan birkaçını bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi şey var, birden çok anım var. Yani Pertemniyal'de birden çok anım var ama beni en fazla şey telaşlandırmıştı, onu unutamadığım şeyler. Bu bizim birlikte düzenlediğimiz turnuvalar vardı. Yani işte nedir, yüzden fazla, bazen bir iki sefer 200'e kadar falan da çıktık. Takımları okula davet edip ki bu da bayağı bir kalabalık yapıyor. Yani 300-400 kişiyi okula topluyorsunuz ve bunların da büyük çoğunluğu ilk kez okulumuza geliyor. 2 gün içerisinde okulumuzda kalıyor. Bunları misafir etmek, onu organize etmek çok kolay olan bir şey değildi. İşte o turnuvalarda ilk geldiğim sene birlikte düzenlediğim turnuvada bu kadar kalabalığı okula topladık. Acaba bunları yüzümüzün akıyla ağırlayıp gönderebilecekmişiz diye bir telaşım olmuştu. Bugün biraz baya baya stresliydim. Unutamadığım günlerden bir tanesi uydu. Bir de şey de var. Pertemniyel öğrencisini tanımıyordum. Çocuklar gerçekten bunu yapabilecekler mi? Çünkü turnuvaların çoğu kişi bunun şeyini bilmez, özelliğini bilmez. İkramdan tutun da organizasyona hatta sınıfların temizliğine kadar bu gider. Onun için böyle olunca o gün baya bir stresliymişti. Ama çok şükür onunla da yüzümüzün akıyla bundan çıkmıştık.
Unutamadığım anılar bu turnuvalar oluyor. Onda da gerçekten şey yapmıştık, yüzümüzün akıyla çıkmıştık. Çok başarılı turnuvalar öyle düzenledik ve sonraki yıllarda devam etti. Unutamadığım anılardan bir tanesi o. Yani o Hocam ya, şey var, unutamadım. ben de hatırlıyorum bu turnuvalarımızı gerçekten. Hani sizin varlığınız bizi çok rahatlatıyordu. Çünkü hani sıkışıyoruz aniden, bir şeyi çözmemiz gerekiyor. Hemen böyle Mehmet Hoca'ya soralım. Bir şey oluyor, Mehmet Hoca'ya söyleyelim. Ya, dolayısıyla sizin varlığınızı hatırlıyorum. O turnuvalarda bizi çok rahatlatan ve gerçekten bu işe girişmemize sebep olan insanlardan biriydiniz. Size güvenerek böyle birazcık daha rahat bir şekilde bu işlere girişmiştik. Turnuvalar düzenleyebilmiştik. Ya, ben de hatırladığımda biraz stres doluydu ama güzel bir şekilde atlattık çok şükür. Evet, Evet. Hocam diğer bir sorum şu olacak. evet. Pertevniyal Lisesi'nde öğretmen ve öğrenci ilişkileri diğer okullardan biraz daha farklı olarak genelde daha çok işte abi kardeş, baba kız, anne kız gibi ilişkilerine dönmeye başlıyor. Yani daha çok bir aile bağı görüyoruz. Pertevniyal ailesi söylemi aslında çok lafta kalan bir söylem değil. Sizin gözlemleriniz neler bununla ilgili okulda? Pertevniyal'de öğretmen ve öğrenci ilişkileriyle ilgili? Şimdi şey var, okul bir bütün. Yani tek başına ele almamak gerekiyor. İdari boyutu var, öğrenci boyutu var, öğretmen boyutu var, okul aile birliği boyutu var. Bir de veli boyutu var. Bir de yetişenler, mezunlar boyutu var. Pertevniyal'de bunların hepsi bir bütün. Yani hepimizin amacı buraya gelen çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Ki bizim bunlardan beklentilerimiz, yarımlarımız, ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği ve bizim öğrencilerimizin hemen hemen %90'ı bir kenardan bu ülkenin gelişmesi için bir şeyin ucundan tutacaklar. Bu milletimize hizmet için çalışacaklar. Amacımız ortak. Şimdi böyle olunca okul idaremiz gerçekten güzel çalışıyor. Yani müdürümüz çok iyi niyetli, çok çalışkan bir insan. Elinin değmediği hiçbir yer yok. Müdür yardımcılarımız gayet çalışkan. Bir de bizim biliyorsun okulumuzun diğer okullardan farklı yönüşü var. Bir de üniversite hazırlık şeyi var. Yani bir dershane yükü aynı zamanda şeyde de var. İki müdür yardımcısı hem okulun işleri hem de o dershane boyutu şeyine çalışıyor. Velilerimiz bize güveniyorlar ve şey var. Mesela ben bir ödev verdiğim zaman veli şunu düşünüyor. Çocuğum için bu gerekli ki öğretmeni bunu istiyor. O şeyi var. Okul aile birliğimiz bize destek, mezunlarımız bize destek. Çocuklarımız da şey de var. Yani öğrenciler de bunu hissediyorlar. Bizim belki okul olarak deniz kenarında değiliz. Çok büyük bir bahçemiz de yok. Ama şey var. Bizim okulumuzdaki öğrencilerimiz mutlu. Şimdi hep bu başarıya odaklandığımız için çocuklarımız da bizi anlıyorlar. Yani öğretmenlerimiz bizim geleceğimiz için çabalıyorlar. Şey yaptıkları için, anladıkları için o yönüyle bir sıkıntımız yok. Mesela şu şey vardı. Pertemniyel'in en güzel yönü şudur. Okulda şey yapılır, duyurular yapılır. Para bulundu denir, altın bulundu denir, şu bulundu denir, bu bulundu denir. Baktığın zaman bizim öğrencilerimizin çok yani ahlaki özellikleri çok şeydir, çok üstündür. Yani bu hiç böyle olumsuz olacak olan, öğretmeni üzecek olan bir şey yoktur bizim okulumuzda. O yönüyle yani biz onların geleceği için çalışıyoruz. Onlar da bizim kendilerinizin için çalıştıklarını farkındalar. O yönüyle mutluyuz. Yani öğretmen olarak da mutluyuz, çalışan olarak da mutluyuz. Öğrencilerimiz de mutlu. Zaten problem şeyden çıkar. İnsanlar bulundukları ortamda mutsuzsa bu beraberinde problemleri getirir. Ama herkesin mutlu olduğu bir şeyde nedir? Problem de çıkmaz. Herkes orada ne yapar mutlu olur. Yok insan olan yerde problem olmaz mı? Muhakkak olur. Ama biz bunları konuşarak hallediyoruz. Zaten şu var. İletişimi güçlendirmek için birçok sosyal kulüpler de var. Senin de çok emek sarf ettiğimiz bir münazara kulübümüz de var. Yani sorunlar vardır ama çözüm yolu da vardır. Çözüm yolu da sağlıklı iletişimden geçer. Biz öğrencilerimize sağlıklı iletişim kurduğunu inanıyoruz. Dediğiniz gibi hocam, bence de hani Pertevniyel Lisesi çoğu liseden çok daha farklı, çok daha özel bir yere sahip. Gerek öğrencileriyle, gerek öğretmenleriyle, gerek idaresiyle birlikte gerçekten
Ya bir projeye başladığınızda, bir kulüp yönetmeye çalıştığınızda size destek olacak bir idareyi bulabiliyorsunuz. Size destek olacak öğretmenleri bulabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir durumda okuldan mezun olduktan sonra böyle çalışabileceğiniz bir dernek bulabiliyorsunuz. Ve işte size gerçekten her daim hem network açısından hem de gelişim açısından destek olabilecek yerler bulabiliyorsunuz. O yüzden bence de perteneal öğrencisi olmanın her daim ekstra önemli bir yeri vardı insanların hayatlarında. Hocam bir de şunu söylemek istiyorum son olarak. Pertevniyel Lisesi camiasına, mezunlarına ve öğrencilerine neler tavsiye etmek istersiniz? Hem bu korona dönemi için hem de genel olarak hayatlarındaki misyonlarını geliştirebilmek adına neler tavsiye edersiniz? Şimdi evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Yani şey var, biz okul olaraktan idare, öğretmen, rehberlik servisi de devamlı öğrencilerimizle iletişim halindeyiz. Bu şey var. Sıkıntıya da düşen ya da herhangi bir ihtiyacı olan öğrencilerimizin elimizden geldiği kadar isteklerini gidermeye çalışıyoruz. Rehberlik servislerimiz çok güzel çalışıyor. Tabii burada mezunlar derneklerimiz de onlar da büyük bir katkıları var. Ama şey var. Mezunlar bizim okulun mezunlar derneği ve diğer mezunlar dernekleri ben şu yönüyle çok önemsiyorum. Yol gösterecek olan kişilere yakın olmak. Bu da ancak neyle sağlanıyor? Mezunlar dernekleri yardımıyla sağlanıyor. Çünkü bizim okulumuzun şu özelliği de var. Hatta ben bunu şeyden de itibaren almak istiyorum. Pertemniyar Valide Sultan'dan itibaren almak istiyorum. Çünkü bizim okulumuzun hamurunu ilk oluşturan kişi o. Bir yardım olarak da ne yapıyor? Bu okul yaptırılıyor. İmkanı olan insanların bu ülkeden kazandırdıkları, bu ülkeyi de yatırım olarak da yapılmış örnek olaraktan gösteriyorum. Ve bu şeyin yine okulumuzdan yetişenlerin, imkan sahibi olanların, geride gelmekte olan şeylerin kardeşlerini elinden tutması o yönüyle şeyler çok çok önemli. Mezunlar derneklerim çok çok önemli. Zaten bizim okulumuzun şöyle bir özelliği de vardı. Yani diğer büyük liselere baktığınızda her lisenin kendine göre bir şeyi var, bir rengi var, bir kokusu var. Ama bizim okulumuzun öğrenci yapısına baktığımızda dönemcilik yoktur. Abi kardeşlik vardır. Yani hiçbir zaman projelerde, sosyal kulüplerde alt sınıflar, üst sınıflar bir abi kardeş ilişkisiyle çalışırlar. Ama bazı okullara baktığınız zaman bunu şey vardı. Çok da ağır olacak şekilde ne vardır? Dönem çatışması vardır. Üst dönem, alt dönem vardır. Ama bizde bu şey yoktur. Her dönem bir dili ne yapar? Bir alt döneme anlatır. Bu yönüyle bizim okulumuz farklıdır. Mezunlar derneklerimiz bunu devam ettiriyorlar. Yeriden gelen kardeşlerine yol gösteriyorlar. Onlara tavsiyelerde bulunuyorlar. Meslekte daha başarılı olması için neler yapması gerektiklerini şey yapıyorlar. Ama bunu bir de şey de var. Reklamsız yapıyorlar. Bu çok güzel olan bir şey. Yani ya bir sürü yardımlar yapılıyor ama bu reklam aracılığından gösteremiyor. Bunun devam ettirilmesini gerekli şey yapıyorum. Bildiklerini, tecrübelerini kardeşlerini veya arkadaşlarını dağıtmak amacıyla tekrar okula dönüyorlar. Ahmet Arif var. Bunlardan bir tanesi sensin şey de var. Çoğu öğrenci sahip olamıyordu. Yani mesela bir Ahmet Arif'e bir Dilara'ya ulaşmak kolay olan bir şey değil. Ama şey var, bizim öğrencilerimiz birikimlerini kendinden sonra gelenlere paylaşmak için, onları aktarmak için gönüllü olaraktan geliyorlar. Bu yönüyle mezunlar derneklerimizin bu özelliği korumasını istiyorum. Biraz daha da şu Pertemniye Valide Sultan hakkında araştırmalar var ama yeterli değil. Okulumuzun kurucusudur, banisidir. Bunun biraz daha üzerine daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Ya dediklerinize ekleyecek olsam gerçekten haklısınız. Yani pertemniyel öğrencilerin şanslı olma sebeplerinden biri de hem mezun olduktan sonra hala bu aileye de ait olmaya devam edebiliyor olmanız. Hem de mezun olduktan sonra hem öğretmenlerinizin hem de idarenizin hala size destek oluyor olması. Yani ben de kendi hayatımda hala hem okul idaremizin hem siz öğretmenlerinizin hem de derneğin desteklerini görebiliyorum hayatımda. Bu çok önemli bir şey. Hem bizim gelişmemize sebep sağlayan. Yani pertemniyeli girişiniz var ama çıkışınız çok kolay olmuyor. Hep orayla bağınızı devam Evet, ettiriyorsunuz. Hep evet, orayla evet. beraber devam ediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Zaten Hocam şeyi de var. Hani bu mezunlar günlerindeki dikkat ederseniz yaşı başı bayağı ilerlememiş ama gönlü genç olan insanların hala okulum diye koşarak gelmeleri o pertemniyar ruhunun ömür boyu devam ettiğini bir göstergesi.
Yeni başlayanlarda, okula yeni başlayanlarda büyüklerindeki bu heyecanı gördükleri zaman okullara daha fazla sahip çıkıyorlar. Bu da çok güzel olan bir şey. Evet hocam, çok haklısınız. Hocam, öğretmenler gününüzü tekrardan kutlarım. İyi ki öğretmen olmuşsunuz ve iyi ki tanışmışız. İyi ki hayatına böyle güzel bir şekilde dokunmuşsunuz benim ve pek çok öğrencinin. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz gerçekten. Bize vaktinizi ayırdığınız için ve bizimle bu yayını yaptığınız için. Geldiğiniz için çok teşekkür. Ağzınıza sağlık hocam. Rica ederim. Şey var. Burada Pertevniye'de görev yapmış bütün öğretmenlerimizi alalım. Hakkı rahmetine kavuşmuş öğretmenlerimizi rahmetle analım. Emekli olanlarımız ki onlar da bizden de kopmuyorlar. Bütün öğretmenler günü de onlar da bizim yanımızda oluyorlar. Bu öğretmenlerimiz de şey yapalım. Milletlerimiz. Teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak güzeldi. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun geldiğiniz için. O zaman görüşmek Ne üzere. demek? Tekrardan öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.